ağır şiddete eğilimliyse bu kadar da sevgi, şefkat, merhamet, yardımseverlik, konukseverlik, biz hep bunları gördük. Yani bu birbirine yardım ederek ayakta durmuş. Savaşları nasıl kazanmışız Allah aşkına? Kurtuluş Savaşı'nı filan düşünsenize. Size biraz psikolog. O toplum işte bu hale. Ama bugün buradayız. Yarın yine eminim o kadar güzel bir toplum olacağız. Size bir sorusu vardı, onu geçtim burada. Melike Hanım, Melike Gül Aydın diyor ki, Gülseren Hanım, şiddetin bir virüs kadar tehlikeli ve yayılmaya müsait olduğunu belirtiyor. Peki senaryolarında neden şiddetin her halini yoğun bir şekilde barındırıyor diye sormuş. Ay, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Melike Hanım'a. Şimdi bunu anlatmam lazım. Benim katkıda bulunduğum dizilerin hiçbirinde ağır şiddet yoktur bir kere. İki, mutlaka kötü karakterlere ben şiddet uygulatırım. Mesela Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa şiddet uygular. Çünkü Kazım Ağa o dizinin kötü karakteridir. Ve bunu isterim ki kınasınlar. Mesela yine Camdaki Kız'da kadın doğumcuya gitti Nalan. Annesi bekaret kontrolü için onu aldı. Bir genç kıza gösterilebilecek en ağır psikolojik şiddet. Mesela bunu gösteriyorum. Niye? O kızın bu yüzden ne kadar acı çektiğini de gösteriyorum. Kazım Ağa'nın dövdüğü eşinin ne kadar çaresiz, ne kadar acı çektiğini seyirciye gösteriyorum. Başka bir şey daha yapıyorum. Yani buralarda şunları yapmaya çalışıyorum. Şiddeti tanıyalım, kötüyü tanıyalım. Sadece iyi değil, kötüyü tanıyalım. Neden kötü olduğunu anlayalım ki başka türlü nasıl başa çıkacağız bu şiddetle, bu kötülüklerle? Ve yine dikkat ederse seyircilerim, benim katkıda bulunduğum dizilerin hepsinde kötüler zamanla iyi olurlar. Onlara iyiliği aşılatırım. Mesela İstanbullu Gelin'de Adem vardı, kötü karakterimiz. Sonra Adem çok iyi, çok merhametli, sevecen biri haline geldi. Şimdi aynı şeyi diğer kötü karakterlerimizde de yapmaya çalışacağım. Yani mesela benim karşı olduğum şiddet şunlar. Şimdi dizinin, filmin iyi karakteri, yani bizim sevdiğimiz, benimsediğimiz kişi gidiyor bilmem kaç kişiyi tarayı veriyor. Şimdi bu, buna katılmıyorum yani. Bu topluma, yani bu normalize etmek gibi oluyor o zaman. Ama zaten onun kötü olduğunu ben vurguluyorum, bu kötü. Veya Feride karakterimiz kötü. Ve zaman zaman onun da neden kötü olduğunun hep altını çizmeye gayret ediyorum. Aslında bütün hepsinde şiddetle mücadele etmek amacıyla yapıyorum bunları. Size biraz psikiyatrist, psikolog sorusu soralım. Çokça şu an psikiyatrist ve psikolog seyrediyor bizi. Türkiye'ye bir psikiyatrist gözüyle baktığınızda toplumun en büyük travması, travmaları ne diye sormuşlar size? Şu anda en büyük travmamız gördüğünüz gibi şiddet ve hızla yayılan şiddet en büyük. Ve işin kötüsü, bunlara tanıklık ediyoruz. Yani şiddet bize nasıl geçer, o virüs bize nasıl bulaşır? İşte böyle bulaşır. Yani televizyonlarda, gazetelerde, medyada, mesela bir kaza olmuş kan revan içinde. Çünkü insanlarda böyle gudubet bir merak duygusu da vardır. Yani bunu görmek istiyoruz, bakmak istiyoruz. Veya işte bir adam kadını şöyle parçalamış falan, bunları okumak istiyoruz. Böylece tanıklık ediyoruz şiddete ki bu şiddetin yayılmasında önemli bir şeydir. Başka bir şey, toplumumuzda böyle kutuplaşmalar var. Yani onlar bizi, biz onları gibi. Yani bir grupla iki grup sanki birbirlerini hiç sevmiyorlar. Onu onun yaptığını yanlış buluyor, bu bunun yaptığını yanlış buluyor. Mesela bu da ciddi bir travma bizler için. Halbuki biz kökende bir toplumuz. Nedir siz biz, yani böyle bir şey hocam, yok aslında. Hocam benim en çok merak ettiğim ne biliyor musunuz? Şimdi ben bu ülkede gazetecilik yapmaya çalışıyorum 15 yıldır falan. Şöyle bir durum var. Şimdi burada üstüne böyle tartışılacak, herkese göre doğru olacak şeyler vardır hayatta. Ama bazı şeyler çok somut öyledir. Ya mesela bu masa beyaz değil mi hocam?
Biz sizinle aynı ülkede yaşayan iki insanız. Fakat farklı dünya görüşlerimiz, ideolojimiz, siyasi bakış açımız, tercihlerimiz var. Bir masaya oturuyoruz. Ben bu masanın beyaz olduğunu görüyorum. Siz de siyah diyorsunuz. Nasıl olabiliyor? Yani gerçeği, olguyu artık farklı görmeye başladı insanlar bu kutuplaşmanın neticesinde. Daha da kötüsü, beyaz diyen niye beyaz dediğini size anlatıyor ve ikna ettiğini zannediyor. Siyah diyen de onun neden siyah olduğunu anlatıyor. Ama bu beyaz hocam, görüyoruz bunun beyaz olduğunu. Şimdi öbürü de onu siyah görüyor ama ve buna inanıyor bakın. Yani sizin beyaz gördüğünüzde siz ne kadar eminseniz, siyah gören de bunun siyah olduğundan bu kadar emin. Burada sorun bu beyaz mı siyah mı, niye ben onu ikna edemiyorum değildir. Burada sorun şudur. İki taraf da birbirini anlamaya gayret etmiyor. İki taraf da birbirine benim söylediğim doğruyu diretmeye çalışıyor. Halbuki insanlar konuşa konuşa anlaşırlar değil mi? Burada konuşulmuyor ki. Çünkü sizin de beni anlamaya niyetiniz yok. Benim sizi anlamaya niyetim yok. O zaman bu ne beyaz ne siyah. Kimse derdini vahim karşı tarafa... Vahim bir tablo değil mi bu? Çok vahim bir tablo. Yani aynı ülkede yaşayan insanlar çok için başa gelebilecek en büyük felaketlerden biri bu. Bence de öyle. Ben yani toplum olarak da burada hepimizin görevli olduğunu düşünüyorum. Yani her birimiz tek tek sorumluluk almalıyız. Bizim herkesi sevmeye, anlamaya hazır olduğumuzu tavırlarımızla, konuşmalarımızla hep altını çizmeliyiz. Bunu başka türlü nasıl başa çıkacağız? Yani şiddet için de aynı şeyi söylüyorum. Yani hepimiz bu konuda sorumluluk almalı ve şiddetin çünkü panzehiri saygıdır. Yani siz bana çok saygılı olursanız benim size şiddet göstermem o kadar zor ki. Ben kötüysem siz bana iyi derseniz benim artık kötü olmam o kadar zor olur ki. Ama hocam işte nasıl olacak? Yani mecliste şiddet var, okulda var, hastanede var. Türkiye'de şiddetin olmadığı neredeyse hiçbir yer yok. Çok ve katlı, yani, katılıyorum. Hani memleketin bir sürü sorunu var konuşuluyor ama siz hiç bunu, mesela siz bir psikiyatristsiniz, işiniz bu, ama hiç mesela herhangi birinin ülkede, yani ülkeyi yöneten ya da işte efendim mesela kanaat önderi diyebilecek birinin çıkıp böyle bir şey söylediğini duydunuz mu? Sizler ya bu ülkede bayağı ciddi şiddet sorunu var dediğini. Ben böyle bir sorunun bile büyük önemli yetkililer tarafından farkında olduğunu düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Çok dile getirilmediğini tahmin ediyorum. Çünkü belki de bunun çok dile getirilmesini sakıncalı buluyor olabilirler. Ama bu artık görülmeyecek falan bir durum değil. Her gün nereyi açsak karşımıza şiddet çıkıyor. İnsanlar neden boşanıyorlar hocam? Neden boşanıyor? Ya bu soru şu tabii, ya çok bir anda böyle insanlar niye boşanıyor, herkes evlensin gibi anlaşıldı da öyle değil. Evet. Son yıllardaki istatistikler şunu gösteriyor. Ciddi anlamda boşanma istatistikleri, yani evlenme istatistikleri falan geçmek üzere neredeyse. Evet, farkındayım. Evlilik kararını verirken mi sağlıklı karar verilmiyor? Bu sürecin, bu istatistiklerin bir anda bu kadar artıyor olması neden? Ben şuna bağlıyorum. İnsanlar... mesela bizim kuşak ve bizden önceki kuşaklar sabretmeyi, bir şeye uyum sağlamayı, bu konuda kendinden fedakarlık etmeyi, yani önceliği kendine vermezdi. Şimdi günümüzde bu aslında iyi de bir şey. Yani hepimiz önceliği kendimize vermeliyiz diyenlerden biriyim ben. Kurz Bey'in tekillik çağı diye bir teorisi var, okudunuz mu bilmiyorum. Neyi? Tekillik çağı. Singularity Age. Hemen okuyayım. İnanamıyorum. Size bir şey öneriyorum ben şu anda. Yani gerçekten çok gurur duyuyorum. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi o da bunu anlatıyor çünkü. Tekillik çağını. Evet. Yani çağımızda insanlar istiyor ki karşı taraf, partnerim, eşim, nişanlım, arkadaşım, her neyse, bana uysun. Benim düşündüğüm doğru. Yani o benim gibi yaşasın diye böyle bir beklenti içindeler. Ve kimse karşı taraf için... Ben de bugün yani onun adına bir şeyler yapayım. Buna pek yatkın değiller. Ve yapılan ufak tefek bu tür küçük çaplı fedakarlıklar da sanki çok büyük şeylermiş gibi algılanıyor. Tahammülsüzler. Çünkü dediğim gibi özellikle bu Y kuşağı, Z kuşağı hayatın gerçekleriyle pek tanışmadılar. Hayatın gerçekleriyle tanıştıkları ilk anda da buna büyük tepkiler veriyorlar.
Keşke bu kadar çabuk evlenmese insanlar. Benim bu konudaki önerim bu. Evet, çünkü evliliğe de hazır olmak gerekiyor. Ve bizim gençlerimiz buna pek hazır değiller. Başka bir şey daha var. Özgürlük nedir bunu biliyorlar. Bunu tattılar. Özgür yaşayabildiler. Kendilerine ait bir evleri, odaları, düzenleri olabildi. Eskiden böyle bir şey yoktu ki. Biz bir hapishaneden çıkıp başka bir hapishaneye girerdik. Yani kuralları bizim koymadığımız filan. Ama şimdi insanlar daha rahat ettikçe evlilikleri olumsuz etkiliyor. Ben bunun giderek de artacağını düşünüyorum maalesef. Bu korona salgın boşanma istatistiklerinin böyle bir anda uçuyor gidiyor olmasına şey oldu mu? Faydası bende kadar... Boşanmacı olduğumu bu arada yani bu kadar renk belli eder mi insan kendi programında? Aynen öyle. Kesinlikle evet. Çünkü dediğim gibi eşleri herkesin bir düzeni vardı. İşte bütün evlerde genelde erkekler sabah erkenden çıkar. Kadın çalışıyorsa o da çıkar. Çocuklar okula ya da bakıcılarına bırakılır. İşte akşam herkes yorgun argın eve gelir. İşte harala gürele yemekler yenir, çocuklarla bir iki oturulur, televizyonun başına geçilir, sonra da yatılırdı. Şimdi böyle bir düzen içinde bir arada yaşamak gördüğünüz gibi çok daha kolay. Ama şimdi herkes evdeyse ve herkes bir şeyler istiyorsa, şimdi bizim mesela yeni nesil çocuklarımız da bencil oldular. Yani onlar da, biz yetiştirdik onları ama bunu daha iyi yetişsinler adına yaptık aileler. Hep daha verici oldular çocuklarına. Bu aslında iyi bir şey. Hani sınırları bilirsek. Ve şimdi herkes benim canım sıkılıyor diye çıkıyor ortaya. Yani sanki siz benim canımın sıkıntısına çare bulmakla yükümlüsünüz gibi. Çocuk anneye, anne babaya, baba anneye böyle karşılıklı beklentiler oluyor evin içinde. Tabii kimse de bunu karşılayamayınca aslında o ailenin nasıl da birbiriyle hiç anlaşamadığını bu pandemi onlara çok iyi gösterdi. Halbuki onlar çok iyi anlaşamasa da o evliliği götüreceklerdi o düzen içinde. O zaman iyi oldu diyebilir miyiz hocam? Ben doğru söylemişim işte. Yani. Vallahi iyi kötü bilemiyorum ama ben aile kurumunun destekçilerinden biriyim. Yani aile kurumuna çünkü... Biliyorsunuz aile kurumunu kadın başlatmış. Yani kadınlar adına kurulmuş bu düzen. Ve ama daha arkasında ne? Çocuklar. O çocuklar anneyle babayla yetişsinler. Ben aslında boşanmalara falan hiç karşı değilim de çocuklar ortada kalıyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor tabii. Ama yani mutsuz bir evliliktense mutlu ve boşanmış bir anne babanın çocuğu daha sağlıklı bir birey olmaz mı? Kesinlikle. Biz psikiyatristler zaten... Net olarak. Benim yarın Aile Bakanlığı gerçekten bunu, kınama falan yayınlayacak bana. Hayır bak biz psikiyatristler net olarak bunu öneriyoruz. Yani çocuk böyle bir ortamda yetişeceğine kavga, dövüş, kıyamet, şiddet, hakaret yani böyle olacağına ayrılın. Ama neye göre neyi mukayese ettik? Siz dediniz ki yani böyle bir ortamda büyüyeceğine ayrılsınlar. Ben de diyorum ki ya o aile huzurlu bir aile olabilse, o çocuklar anne ve babayla büyüseler. Eskiden hala da öyle. Yeni doğan çocuklara ne derdik? Allah analı babalı büyütsün. Mesela psikiyatride bunun ne kadar önemli olduğunu tabii ben biliyorum. Keşke çocuklarımız analı babalı, sevgi ve huzur içinde büyüyebilseler. Ama durum pek öyle görünmüyor. Analı babalı büyütsün derken şey kastediyorsunuz ama değil mi? Yani annenin babanın anne ve baba rollerini tam olarak anladığı ve üstlendiği bakıcılara teslim edilmemiş çocuklardan bahsediyorsunuz. Yani bakıcılara teslim edilmemiş derken bakıcıların çocuğu hiç değil. Yoksa tabii ki herkesin iş hayatı olabilir, destek almalı. Hayır hiç onların biri değil bence. Analı babalı yani annesi de babası da hayatta olsun, bir arada olsun, aynı yastığa baş koysun. İşte o çocukta hem annesi hem babasıyla uzun yıllar çocukluğunu böyle geçirebilsin. Sizin dizilerden benim aldığım en büyük mesaj her işin başı bütün mevzu gidiyor ve aileye dayanıyor. Hep öyle. Bütün yani sizin kitaplarınız, dizileriniz hepsini sonunda öğrendiğim, anladığım bu. Ki galiba sizin meslektaşlarınızın da yani psikiyatri dünyasında, tıp dünyasında temelde söylediği, gösterdiği gerçek bu. Her şey galiba doğru düzgün, huzurlu ve mutlu bir aileden geçiyor.
Kesinlikle. Yani aile kavramı, aile kurumu o nedenle bence çok önemli ve böyle sevecen, huzurlu bir ailede yetişen çocuklar dünyanın en şanslı çocukları. Onlara böyle hayat kapılarını sonuna kadar açmış. Ha, onlar başaramıyorsa artık o onların sorunu oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani ben kimim sorusunun bile arkasında biz kimiz sorusu vardır. Yani biz, ailem kim? Ailem nereden gelmiş? Hangi tarih? İşte biz mesela bu anlamda çok arka planı dolu bir ülkeyiz. O nedenle de psikiyatristlere çok ihtiyacı var bizim insanlarımızın. Bizim Bedia Ceylan Güzelce var. Çok kıymetli, çok değerli bir Kafa Dergisi yazarıdır kendisi. Diyor ki, çok üzgün herkes. Herkes çok neşesiz, herkes çok kırgın görünüyor. Pandemiden midir, nedir, ama nasıl geçer bu hal merak ediyorum diye size sormuş Bedia. Tamamen katılıyorum. Evet, yani morallerimiz düştü. Herkes hüzünlü, neşeye hasret kaldık diyebilirim. Ben bunun bile farkındalıkla, yani ben niye bu ara böyleyim diye böyle bir sorgulamayla düzelebileceğini düşünüyorum. Hatta hani Amerikalılar modum düşük falan derler ya, bu mod denen şey şöyle oluşuyor. Şimdi şiddetli bir duygu yaşadığımız zaman biz bunu fark ediyoruz. Yani sanki canımızı bizi çok yakmış gibi bir acı bir şey. Bunu fark ediyoruz ve bunu mecburen yaşıyoruz. Ama bunun dozu azalırsa daha hafif hafif, ama her gün. Şu anda bizim ülkenin yaşadığı da o. Yani her gün bizim dışımızda ama hep bir şeyler yaşanıyor ve bunu fark edemiyoruz. O zaman bu böyle birikmeye başlıyor içimizde ve bu bizim modumuz. Yani o günkü duygu halimiz oluyor. Bununla başa çıkmanın yolu da bu konuda farkındalık geliştirip, ben niye böyleyim, neden, hangi duygudayım, bu duygunun adı ne? Yani bunu ne kadar dillendirebilirsek o kadar çabuk kurtuluruz bundan. Kitaplardaki bazı karakterlerle ilgili bunların kim olduğuna dair haberler çıkıyor. Onları okuyor musunuz? Mesela camdaki kızla ilgili Uzan ailesi falan diyorlar. İstanbullu gelinle ilgili de böyle bir şeyler söylemişlerdi. Ne diyorlardı? Diyorlardı. Tabii ki değil. Zaten öyle olsa Uzan ailesi beni bulmaz mı? Yani niye bizi yazdınız demez mi Allah aşkına? Siz olsanız demez misiniz? Ne yapıyorsunuz? Derim ben yani muhtemelen. Yani. İyi ya. Siz demek olsanız demez ki, misiniz? Benim gibi yazarsa demem. Hocam, onu siz... sadece ben anlarsam benim olduğunu, sadece ben, belki ben bile anlamayabilirim. Çünkü ben burada buna diyorum ya, 3 yılda yazıyorum bir kitabı ben. Ne demek 3 yıl bir kitapla uğraşmak? Böyle biri geldi ama hemen hikayesini yazayım değil yani. Olabilir mi canım? Sizin psikiyatriniz kim mesela? Öyle sizin yani böyle kendi çevrenizden biri mi? Yok, benim psikiyatristim. Çünkü ben Hacettepe kökenliyim. Biz Hacettepe'de çok iyi bir eğitim aldık. Psikiyatristliği bana Hacettepe öğretti. 5 yıl bir ihtisas sürem oldu. Ve müthiş, Amerika'dan yeni psikiyatrinin en son gelişmelerini bizzat orada uygulamalarıyla öğrenip Türkiye'ye gelen hocalar bizleri yetiştirdi. Çok şanslı bir gruptuk bizler o zaman. Ve bizlere en çok şeyi öğrettiler. Transferans, kontrtransferans. Burada doktorun rolü, işte bunu nasıl olumlu hale getirebiliriz, terapiyi olumlu tarafa doğru götürebiliriz. Burada doktorun duyguları nasıl olmuş? Bütün bunlarla zaten terapiye benzer programlar bizlere uygulandı. Şunun için sordum soruyu. Sizin psikiyatristiniz Gülseren Budayıcıoğlu olsa ve bu Gülseren Budayıcıoğlu bu tip hikayelerle, yani dizilerle çok da bilinen biri olsa, hastası olarak rahatsız olur musunuz, olmaz mısınız? Benim size çok yazarsa, kişisel bir soru soruyorum. Ben de çok net cevap veriyorum zaten. Benim gibi yazarsa çok memnun olurum kendimi orada okumaktan. Benim hastalarım da onun için bunu istiyorlar. Yani keşke yazsanız ve biz kendimizi okuyabilsek. O nedenle bana telefonla, diyorum ya, mektupla, böyle böyle mektuplar geliyor. İnanın kalınlığı böyle. Tanımıyorum onları ben. Zaten benim dosyalarımın da kalınlığı böyledir. Ben çok iyi not alan bir doktorumdur. Ve ayrıntılar bizde çok önemlidir. Yani psikiyatride
belli şeyleri not alarak hastayı iyi konumlandıramazsınız zihninize. Hastanın hayatındaki ayrıntılar tedavide çok önemlidir. Yani sonuç olarak şunu söyleyeyim. Kimsenin aklı almıyor ama ben bu işi iyi yapıyorum. Bence bayağı insanın aklı alıyor hocam. Nasıl almıyor? Baksanıza bu kadar yani, seyredilen diziler, böyle kitaplar, hayır, bu popülerite. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Yani nasıl hasta kendini tanımaz? Ayol tanıyacak olsa ben bunu yazamam zaten. Bu etik değil. Ben Hipokrat yemini olan bir doktorum. Yani biz aileye söylemeyiz. Siz bana gelseniz, anneniz açsa da dese ki ya candaş durumu nasıl? Cevap veremem. Yani ben kalkıp da onun özel hayatını nasıl yazarım? Ama onun özel hayatını öyle yazarım ki başkası üzerinden kendi de tanımaz ama toplum buradaki mesajı en iyi şekilde alır ve kendini orada bulur. Diyor ki benim hikayemi anlatsa Gülseren Hoca diyor. Aha. O günleri televizyonda izlesem yani yeniden o günlere giderim ve mahvolurdum diyor. Yani yok, çok doğru. İşte ben bunu yapmıyorum. Nasıl yapmıyorsun ama? Ben mesela madalyon iç izinde şey demiyor musunuz siz ön sözde? Hastalarıyla, hastalarla görüşmelerin birebir akta kaleme alınması yazıyor. Evet. Demek ki hastalarla görüşmelerinizi yazıyorsunuz, hastayı yazıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey Candaş Bey, bunu herhalde çok net anlatmam gerekiyor. Aslında ben anlatıyorum zannediyorum ama yeterince anlatamıyor muyum acaba? Şimdi ben hikayeler yoluyla aslında insanlara bilimsel bir katkı yapmaya çalışan biriyim. O nedenle yazdığım kitaptaki o seanslar var ya, hı hı, o seanslar çok önemlidir. Niye? Çünkü o seanslar şöyle olmalıdır. Bir, o seanslarda konuştuğumuz şeyler hastayı asla ele vermemelidir. Bir. İki, o seanslarda konuşulan şeyler psikiyatrinin ruhuna aykırı düşmemelidir. Bir psikiyatristin onaylayabileceği, bilimsel olarak doğru kabul ettiği söylemler olmalıdır bunlar. Hmm. Ve hiçbir sır ele verilmemeli. O nedenle ben 3 yıldan önce bir kitap yazamıyorum. Yani çırt 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 böyle benden kitap çıkamıyor. Halbuki bende o kadar çok hikaye var ki. Bir kere şeye çok daha detay vereyim. Yani tabii isim falan vermediğim belli. İsim, meslek, şehir, sülaleyle ilgili bir ne bileyim şunu söylersem o sülaleyi her... Bunların tamamı çıkar. İki, hikayenin hep özünü alırım. Hangi mesajı? Mesela sizin hayat hikayenizi yazdığımda siz ki bu ben miyim diye çok tereddüt edersiniz. Sadece belki biraz size benzer. Ama şurası size benzer. Hikayenin özünde bir mesaj vermek istiyorumdur. Yoksa niye yazıyorum bu kadar hikayeyi? İnsanlar bir şey öğrensinler. Kendilerini bulsunlar. Onu okurken kendilerinden de bir şeyleri keşfetsinler. Ya da yakınlarını tanısınlar. Keşif yapsınlar ki bir şeyleri değiştirebilsinler. Zaten psikiyatrinin birincil amacı şudur Candaş Bey. İnsanların kendilerini keşfetmelerini ve bu keşiften yola çıkarak kendilerine iyi bir hayat yaşatabilmek üzere değişimi, gelişimi amaçlar psikiyatri. Benim de bütün kitaplarda, dizilerde amacım budur. Ve şimdiye kadar bakın bu kadar çok hayat hikayesi yazdım. Bir tek kişi bundan rahatsız olmadı. Ya da kendisini ifşa ettiğim gibi bir hisse hiç kimse kapılmadı. Çünkü benim mesleğim doktorluk ya. Ve benim şeylerim, dosyalarım, daha önce biz bilgisayar yokken dosya tutardık. Ve hep kilit altında dururdu. Sekreterim bile okumasın diye. Ve halen mesela biz devletle çalışan bir psikiyatri kliniğim de var bu arada. Bunu da tamamen bu hedefler doğrultusunda kurdum. Diğer bütün klinikler hastaların hikayeleriyle birlikte verirler devlete. Bunu vermek zorundadırlar. Mesela biz bu konuda devletten özel izin istedik. O da bunu kabul etti. Biz vermeyiz. Yani işte hasta şöyle oldu. Bunlar çünkü hastanın çok kişisel özel durumları yazar bizim dosyalarda.
O nedenle bunları biz mecbur kalmadıkça, mahkeme bizden istemedikçe devlete dahi vermeyiz.